Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orca Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüzde problemlerinde 6. testte kalmıştık. Bu testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusunda bize diyor ki aşağıda Fatih'in telefonda bulunan ikinci el araç alım satım yapıldığı bir uygulamada iki farklı zamanda üç farklı aracın eski ve yeni fiyatları gösterilmiş. Eski fiyatlar ve yeni fiyatlar şeklinde. Araçlar aynı araçlar. Kırmızı kırmızı, mavi mavi, siyah siyah. Ve demiş ki Fatih araba Lisesi'ne eklediği 3 aracın eski ve yeni fiyatlarını yukarıdan aşağıya doğru yani süz yapıyoruz ya, sırala yapıyoruz ya. Yani kırmızı araç en pahalı araç 500 bin daha sonra 480 bin daha sonra indirimler uygulanmış araçlara. Şimdi mavi araç en pahalı araç olmuş. Ve in yapılan indirimler ne kadar arkadaşlar bakın. %X, %Y, %Z Bunların neler olabileceğini sormuş. Yani aslında biz ne yapıyoruz? Mesela 500 binlik araç. Hatta şu 3 sıfırları hepsini atalım. Tamam mı? 500'lük bir araç olsun. Bu 500'lük araca biz %x indirim uyguluyoruz. %x indirim uyguladığımız zaman 1 eksi x bölü 100 diyeceğiz aslında. Yani %100'den %x çıkartacağız. Bu kadarlık bir fiyatı kalacak. Bu arkadaş büyüktür. Daha sonra şu. Yani 480'lik araç. Buna da aynısını yapacağız. 1 eksi Y bölü 100 diyeceğiz. Ben bunu aşağı taşıyacağım. Şimdi ben buraya bodoz bu yazayım. O da büyüktür olacak arkadaşlar. Ee, 540 binlik araçtan. 540 bin çarpı 1 eksi Z bölü 100. Z yüzdelik oran olduğu için X de öyle. Z de öyle. Ben bunu buraya bir taşıyayım. Bakayım. Bakalım olacak mı? Hmm. Şimdi oldu. Şimdi bu şekilde yaptığımızda ben ne yapayım? Dağıtayım isterseniz. Ee, 500 eksi Şimdi 500'de x bölü 100 çarparsanız 5x yapar. Büyüktür. 480 eksi 4,8y yaptı. Ne yaptım? Bu arkadaşla bunu çarptığımda yani 100'e böldüm. 4,8'e yaptı. Büyüktür. 540 eksi 5,4z yaptı. Şimdi hepsinden mesela kaç çıkaralım? 480 çıkaralım. 480 çıkarırsak burası 20 eksi 5x yapar. Büyüktür. 480 çıkardık eksi 4,8 y yaptı, büyüktür. 480 çıkardım 60 eksi 5,4 z yapar. Şimdi şu kısmı sildim, şunu sildim, şuradayım. Hepsini eksiyle çarpalım, değil mi? Hepsini bir eksiyle çarpalım ya da bir onla da çarpalım. Hepsini bir onla çarpalım. O zaman ne yaptı? 200 eksi 50 x yaptı, büyüktür. Eksi 48 y yaptı, o da büyüktür. 600 eksi 54z yaptı. şurası eksi olduğu için kafamız karışmasın. Eksiyle çarpalım, eşitlik yön değiştirsin. O zaman 50x eksi 200 küçüktür. 48y o da küçüktür. 54z eksi 600 yapacak. Şimdi burada baktığınızda x, y, z neler olabilir diye sormuş. Şimdi 10 yazınca x'e burası ne yapar? 500, 300 yapar. Buraya 5 yazınca burası 240 yaptı, bu tutmadı. Ona 5 değil. Yani burada bu olmadı. Bunun bundan fazla olması lazım zannedersen. Mesela ne olabilir? Ona 20 E şık, Mesela A iptal. E şıkkına bakalım. 10 versek 500'den 200 çıktı 300. Küçüktür. 20 versek burası 960 yaptı. Tamam. Şimdi buraya 15 yazdığımızda 540, 270 daha 700, 810, eksi 600, 210 yaptı. Bu da tutmadı. Demek ki E şıkkı da değil. Bu da iptal. Hatta Bence Z de büyük olmalı. Yani giderek büyümeli. Meta bu da değil. Yani ya Ceyhan ya Denizli gibi bir şey. Ceyhan'ı deneyelim. Ceyhan'a bakalım be. Şimdi 10 ile çarparsak 500'den 200 çıktı 300. 15 verdim 480, 240 daha 720. Şimdi 30 yazınca buraya ne yapar? 1620 yapar. Ben oradan 600 çıkartırsam değil mi? 1020 yapar. Evet tuttu. O zaman C şıkkı bizim doğru cevabımızdır diyebiliriz. Yani zaten olabilir diyor. Ben şıkları deneme yaptım. Denizli'ye de bakabilirsiniz isterseniz ama aynı anda iki şıkkı doğru koyacaklarını sanmıyorum. Birinci sorunun cevabı C -Hunter. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bir tablet ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmekte. Şarj esnasında işlem yapılmazsa 120 dakikada tam dolar. Şarj esnasında aralıksız işlem yapılırsa 240 dakikada tam dolar. Şimdi şöyle yapalım. Yani 240 dakikada doluyorsa e, bizim net V eklememiz olsun ve 240 V bizim toplam, neyimiz olsun arkadaşlar? Ee, bataryamızın ya da işte tabletimizin toplam içine alabileceğim enerji miktarı 240V olsun. Biz her dakika V doldurarak 240V dolduruyoruz. Eğer işlem yapmazsak, o zaman işlem yapınca elimizde ne kalıyor? Doldurulan eksi harcanan. Şimdi eğer hiç işlem yapmazsak, 120 dakikada yapıyorsak, 100 yani 240V yine olduğuna göre Demek ki biz aslında dakikada 2 ve ne yapıyoruz? Enerji yüklüyoruz 1 dakikada. Ama işlemde yaptığımız zaman 240 V'yi biz 240 dakikada doldurduğumuza göre dakikada V arttığına göre demek ki işlem yaparken V harcıyoruz arkadaşlar dakikada. Şimdi bu doldururken 2 ve 2 V dolduruyoruz. 2 ve 2 V doldurduğumuz için 120 dakikada 240 V doldururuz. Ama biz hem dolduruyoruz hem de tableti kullanıyorsak dakikada da V azalıyor o zaman. Yani V harcıyoruz enerji olarak. Toplam elimizde V kalıyor ve 240 dakika boyunca da, da 240 V dolduruyoruz. Tamam, yapılan işlem bence çok doğru. Yani dakikada 2 V enerji almakta, harcanırken de V enerji tüketilmekte. Toplam tabletimizde 240 V nesine sahip, bataryaya, pile sahip. Bizim işlemimiz bu. Şunu da şöyle çekiştirdik mi şunu şuradan aldık mı şöyle şuraya getirdik mi biz soruyu çözeceğiz. Pelin %20'si dolu olan tableti yani 240'ın %20'si dolu yani 240'ın %20'si ne yapar? 5'te 1'i. O zaman bizim 4 bölü 5'imiz boş. Yani 48, 48 4 ile çarparsak 160, 192 V'lik boş bir neyimiz var? Pilimiz var. Tableti şarj etmeye başladığı anda tabletiyle oyun oynamaya başlıyor. O zaman normalde 192 dakikada şarj etmesi lazım. Fakat şarjı 160 dakikada doluyor. Doğru mu? Buna göre Pelin kaç dakika oyun oynamalıdır? Şimdi Pelin 160 dakikanın x dakikası oyun oynasın. 160 eksi x dakikası hiçbir şey yapmasın. Şimdi oyun oynadığı için doldur boşalt olacak. Yani bizim dakikada v enerji yüklenmesi olacak. Ama 160 eksi x dakika sabit takıldığı için yani hiç oynanmadığı için o kadar dakikada 2V enerji yüklenecek ve toplam 192V'lik bir enerji yüklemesi yapacağız. Şimdi ne yapalım? Şuradaki V'yi, şuradaki V'yi, şuradaki V'yi yok edelim. X artı, şimdi 2'yi dağıtıyoruz arkadaşlar. Ne yapar? 320 2X, 192 eşit. O zaman 320 eksi X eşittir 192'ye. X buradan ne yapar arkadaşlar? 128 yapar diyebiliriz değil mi? 310, 320. Demek ki 128 dakika oyun oynamış. Yani doğru cevabımız ikinci soru için Denizli'dir diyebiliriz. Kurması çok da kolay olmayan bir soru aslında arkadaşlar bilginiz olsun. ikinci soru sert bir soruydu. Bayağı bir sertti bence. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir esnaf noktasına gelen 10 kişilik grupta herkes sadece kıymalı pide yemiş. 20 liradan 200 lira hesap gelir. Peki bir süre sonra aynı grup bu lokantaya tekrar gelmiş ve herkes birer lahmacun yemiş. İlk geldiklerindeki ücrete %x oranında zam yapılmış. Bütün ürünlere ve ilk ödedikleri toplam hesaba göre ilk, ilk lira az ödemişler. Şimdi şimdi normalde 10 lira değil ne kadar olacak? 10 artı onun üzerine 10 çarpı x bölü 100 lira zam yapıldı. Demek ki bizim yeni lahmacunumuz fiyatı bu. Doğru mu? Ve bir lahmacunun fiyatı. Bunu 10 kişi yedi. Ödenen hesap bu. Ödenen hesap 200 liradan bir öncekinden de 2 lira eksik. Şimdi buradan işlem yapalım. Şu onu bir daha atalım isterseniz. 100 artı 10 ile çarparsak 100x bölü 100'den x. Bu da ne eşittir? 200 eksi x'e. Buradan ne yaptı? 100 eşittir 2x. x eşittir 50 yaptı. Demek ki %50 ürünlere zam yaptı. Yani 20'ydi 25 yaptı. 25'ti 37,5 yaptı. 10'du 15 lira yaptı. Peki. Buna göre bu grubun lokantesi son gelişinde herkes birer lahmacun yerine birer Adana kebap yeseydi toplam kaç lira hesap gelirdi? O zaman bizim 37,5 lira olduğuna göre Adana'mız değil mi? Biz 10 kişi olduğumuza göre 375 lira hesap gelir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza ve testimizin de dersimizin de son sorusuna. Peki bir de şarj kablosu ile birbirine bağlı olan ve şarj dolu yüzleri verilen alt bir şarj cihazının içindeki şarjın tamamıyla X tabletin kalan kısmı tam olarak doldurulabiliyor. Şimdi A taşın bir şarj cihazının içindeki şarjın tamamı ile X tabletin kalan kısmı doldurulabiliyor. Şimdi buradaki %15 doluluk kısmı şimdi A şarj aleti değil mi? Bunun %15'i A'nın %15'i X'i %40 doldurabiliyor. A X tabletini. Peki, peki B bataryası ne yapıyor? Bunun da %10'u Bizim %25'imizi doldurabiliyor. Hmm, burada bir etap yapmak lazım aslında. Böyle güzelleştirelim şuraları. A ile B'yi kıyaslayabiliriz bence. A ile B bataryalarının büyüklüğünü kıyaslayabiliriz. Mesela bunu 2 ile çarpalım. Bunu da 3 ile çarpalım. O zaman A bataryasının %30'u X tabletini 2 ile çarpıyoruz. Bunu da 2 ile çarpacağız. %80'ini dolduruyor. Aynı şekilde B bataryasının %30'u X tabletinin bunu 3 ile çarpacağız değil mi? 3 ile çarpacağız. %75'ini dolduruyor. Şimdi bizim tabletimiz sabit olduğuna göre o zaman A bataryasının %30'u %80'lik bir enerjiye sahip. Tabi X'in %80'ine. B bataryasının %30'u da X'in %75'ine denktir. O zaman nasıl yapalım? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. A'nın %30'u X'in %80'ine eşit. Doğru mu? Aynı şekilde e, B'nin de %30'u A'nın tabi A, A X'in X'in %75'ine eşit. O zaman zannedersem e, X sabit olduğuna göre %30 o %80'ine eşitse buradaki aslında A bataryası bence daha nedir arkadaşlar? Büyüktür. Çünkü A'nın %30'u %80'e tekabül ediyor. Nasıl yapabiliriz? A çarpı 30 bölü 100 eşittir. 80 x bölü 100. O zaman şu yüzleri getirelim. 30 tane A neye eşitmiş? 80 x'e. Şu 30'u buraya alırsak. Demek ki A bataryası 80 x bölü 30'a. Peki aynı şekilde B'ye uygulayalım. Bunu şuradan silelim. Yani B bataryasının %30'u X tabletinin %75 şarj ediyorsa bunları silelim. O zaman burada bu 30B 75x yapar. B dediğin şeyde ne yaptı? 75x bölü 30 yaptı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi A bataryası daha büyük. Şimdi şu kısım bizim için bir kenarda kalsın bakalım. Burası. aşağıda da bir problemimiz var çünkü. Tekil bir taşıyıcının içindeki şarjı tamamen X tabirin kalan kısmı tam doldurulabiliyor. %20'si dolu olan B cihazın içindeki şarj tamamıyla farklı bir. Şimdi Diyor ki %20'si dolu olan B cihazının, B cihazının %20'si dolu. Şimdi bunun %20'si dolu. Olan B cihazının içindeki şarjın tamamıyla farklı bir Y tabletinin B'nin %20'si Y tabletinin %75'ini şarj ediyor. Bunları sadeleştirdik. B o zaman ne yapar? 75 Y bölü 20 mi yapar? Tamam. Şimdi B buymuş. Aynı zamanda şunu şuradan sildim. B aynı zamanda 75 x bölü 30 muş. Yani nasıl yapalım? B 75 x bölü 30. Burada B 75 y bölü 30. Mesela burada bu eşitlikler sağlansın istiyorsak. Yani 75 y bölü 20 eşittir 75 x bölü 30 diyorsak. X o zaman 3 k'dır. Y de dediğin şey de 2 k'dır. X dediğiniz hangisiydi bu? Yani bizim ta şu tabletimiz 3K enerjiye sahip. Bizim Y tabletimiz var bir tane. Y tabletimiz bu da 2K enerjiye sahip. Peki A cihazın tam dolu iken şarjı %0 olan Y tabletlerinden kaç tanesini tam olarak doldurabilir demiş. Şimdi A cihazı biz burada silmiştik aslında ama A cihazı neydi? 80X bölü 30'du değil mi? Aynen. Şimdi bu X'e ne yazalım arkadaşlar? 3K yazalım mı? 3K yazalım. O zaman A'nın enerjisi bu kadar. 80 çarpı 3K bölü 30. 3K bölü 30. Peki bizim Y tabletimizin enerjisi ne kadar? 2K mı? Bunu 2K'ya bölelim. Bakalım ne çıkıyor? Şu 3'ler birbirini götürsün. Şu 0 da birbirini götürsün. Üst tarafta 8K var. Alt tarafta 2K var. 8K, 2K'ya bölersek 4 kere tam şarj eder diyebiliriz. Çok daha karışık bir soru oldu. İnanın bana ben de çok da böyle. Temiz oldu mu bilmiyorum. Bir daha çözesim geldi size. Şimdi bir daha çözeyim mi? Çözeyim abicim. Bir daha üstesinden gelebilecek miyiz bilmiyorum ama çözelim. Şimdi şöyle şuraları bir silelim ve bayağı bir zor oldu. %40'ı yakaladık ama. Şimdi A bu bir kere powerbank değil mi? A powerbank'in %15'i. A powerbank'in %15'i. Şöyle yapalım. X'in %40'ını dolduruyor. 40'ını dolduruyor. Şunları sildim. O zaman A power bank'in içindeki enerjinin 15 katı X tabletinin ne kadarı 40 katına eşit. Şimdi aynısını burada yapalım. B'nin %10'u 10 bölü 100 eşittir. X'in %75'i doluysa %25'i. Şöyle yapalım. Şunları silelim iki tarafta da yüzde çarpınca B çarpı 10 da X çarpı 25 yaptı. Buradan o zaman A çarpı 15 bölü 40 ne yaptım? Bu 40'ı bunun altına çektim. Eşittir dedim. Bu 25'te de bunun altına çektim. B çarpı 10 bölü 25 yaptı. Burada eşitlik sağlanıyor. Yani 5'e bölsek 3, 5'e bölsek 8, 5'e bölsek 2, 5'e bölsek 5. O zaman ne yaptı? İçler dışarı yaparsak 16B eşittir. 15A'dan burası 15K bu da 16K'dır. Bunlar kimler? por Yani A'da 15, 16. A'da 16 kaldık enerji var. B'de de 15 kalk enerji var. Peki bunu yerine yazalım. A neydi? 16 kaydı. Buraya 16 k yazalım. Şuraları bir sildim. O zaman bizim x'imiz ne yapar arkadaşlar? Bunu buraya çekersek x dediğiniz şey 16 k çarpı 15 bölü 40 yapar. 5'e böldük. Burada 3, burada 8. 8'e böldük 2. Burası da 6 k yaptı. x de bizim 6 kaymış. Tamam buraları yakaladık. Bak şimdi aslında böyle daha temiz olduğu gibi diyebiliriz. Şimdi diyor ki Y tabletinin %75 tam olarak doldurulabildiğine göre oraya geçtim. Ha şurası. %20'si dolu olan B cihazının. B cihazı bu. %20'si yani 5'te 1 dolu. Kaç k yapar? 3 k yapar. 3 k enerji var. Bu 3 k enerji Y tabletinin %75'i tam olarak doldurulabildiğine göre. Farklı bir Y tabletinin %75'ini tam olarak dolduruyor. 3 k Demek ki y'nin yüzde 75'ine tekabül ediyor. Şimdi 25'e bölelim 3, 25'e bölelim 4. O zaman şuradaki 3 de giderse y dediğin şey ne yaptı? 4 k yaptı diyebiliriz. Y de bizim neydi arkadaşlar bir tabletimizdi. Y tablette 4 kaz enerji istiyor. A cihazı tam doluyken yani 16 k ile 4 k'yı bence 4 kere dolduruz. Yani doğrucağımızına gelir. İkinci ket çözdüğümde Yine aynı cevabı buldum. O zaman doğru cevabımız gerçekten de bursadır diyebiliriz. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? Altın işletim çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.